Merhaba efendim. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Hadis tarihi ve usulü derslerine başlamıştım. Uzun soluklu devam edecek olan bir projenin ilk dersini çok şükür yaptım. Bu ikinci dersimiz. Bugünkü dersimizde hadis tarihi konusunu işleyeceğim. Ancak hemen hadis tarihi konusuna başlamadan önce yapmış olduğumuz ilk dersimizde konuya giriş sadedinde ele aldığım bir ilim dalı için usulün anlamı, metodolojinin ne demek olduğu, usul, kavram, ilke ilişkileri, bunların bütünlüğü, kendi içindeki tutarlılığı, mevzunun bundan sonraki yapacağımız tüm derslerde sürekli atıfta bulunacağımız, referansta bulunacağımız bir ilk ders olduğu için bu dersteki konuların çok iyi bir biçimde anlaşılması gerekmektedir. Ve belki de yapacağımız kısmet olursa tüm derslerde sürekli tekrarladığımı göreceğiniz şu ifademin de önemli olduğunu düşünüyorum. Usul dersleri hadis tarihi ve usulü ile ilişkili olarak bu dersler her zaman bir hafta önce yapılan dersin sağlıklı bir biçimde anlaşılmasına bağlı olarak ilerleyen bir derstir. Eğer önceki konular yeterince iyi anlaşılmamışsa, ilerleyen konuların anlaşılması giderek imkansız hale gelir. Bu bakımdan derslerimiz tıpkı merdivenin basamaklarını tırmanmak gibidir ve her bir basamağa mutlaka tek tek tırmanmak ve çıkmak gerekiyor. Aksi takdirde bu derslerin hiçbirisi müstakil olarak birbirinden kopuk, ayrıca efendim dinlenecek dersler değil. Belki bunların herhangi birine, bir konuşmaya, bir seminere, bir sunuma, bir konferansa konu edip onu tek başına el alıp konuşmak mümkündür elbette. Ancak yapacağımız derslerin halkaları içinde, ders zinciri içinde bu her bir ders bir sonraki derse mukaddime niteliği olduğu için birbirleriyle ilişkileri kurulmak suretiyle dinlenmesi ve öğrenilmesi gerekiyor. Bir diğer hususta her hafta yapacağımız dersler bir önceki haftada yapmış olduğumuz derslerin biraz daha açılımını, tabir yerindeyse daha iyi anlaşılmasının mümkün olduğunu ortaya koyacak dersler olacaktır ve bu da yine derslerin arasındaki o hem konu irtibatını hem mantıksal bütünlük irtibatını nasıl koruduğunu göstermesi bakımından önem arz etmektedir. Şimdi sözü uzatmadan hemen tahtamızı açarak dersimize başlayabiliriz. Bugünkü dersimiz hadis tarihi dersi. Hadis tarihinin ana safhalarını konuşacağız. Yazalım. Hadis tarihinin ana safhaları. Hadis tarihinin ana safhaları dediğimizde değerli izleyenler, bununla Hazreti Peygamber'in Risaletinden günümüze kadar olan süreci kastediyoruz ve bunu birazdan da göreceğimiz üzere
5 ana dönem üzerinden tarihlendiriyoruz. Şimdi bunu şema üzerinde netleştirelim, görsel hale getirelim ve onun üzerinden konuşalım. Bugünkü dersimizin ana konusu hadis tarihinin ana safhaları, ama bunun yanında aynı zamanda usul açısından, hadis usulü açısından da çok önemli olan ve bundan sonraki hemen her derste kullanacağımız ana kavramları, temel kavramları da ele alacağız. Temel usul kavramları. Evet, temel usul kavramlarını da bu şekilde ele almış olacağız. Ve bugünkü dersimiz bir taraftan hadis tarihinin ana safhalarını, diğer taraftan da temel usul kavramlarını netleştirmeye yönelik olacak ve bu dersimiz bundan sonraki tüm derslerde kullanacağımız, belki de en temel kavramları da ele alacağımız bir ders olacaktır. Şimdi hadis tarihini başlatacağımız çerçeveyi çizerek konuyu ele alacağım. Hiç kuşkusuz ki hadisin tarihi Hazreti Peygamber'in risaletiyle başlar. Yani kendisine vahyin miladi 610 yılında geldiğini, 632 yılında da vefat ettiğini biliyoruz. Buraya asr-ı saadet diyoruz genellikle. Ve Allah'ın Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın yaşamış olduğu bu tarihsel süreç, Hazreti Peygamber burada yaşıyor. Biz hadisin tarihini konuştuğumuza göre, o zaman şu sözcük bizim için son derece önemli bir sözcük. Bunun hadis usulü açısından kavram olarak ne anlama geldiğini netleştirmemiz, kavram olduğunda nasıl bir anlam üstlendiğini ortaya koymamız gerekiyor. Bunun için de bir önceki dersimizde bu sözcüğün kavram olması için onun öncelikle konuşulan dilde, gündelik dilde bir lügat anlamının olması gerektiğinden söz etmiştim. İşte bu sözcüğün, hadis sözcüğünün önce lügat anlamını belirleyelim. Sonra da bu lügat anlamından sonra hangi anlam içeriğiyle hadis usulünde, hadis ilminde bir kavrama dönüştüğünü belirleyip bunu bir kavram olarak karşısına yazalım. Değerli izleyenler, hadis sözcüğünün lügat anlamı oldukça geniş. Çok öne çıkan anlamları üzerinden sözcüğü ele alacağım. Arapçasını yazıyorum. Hadis sözcüğü. Bu sözcüğün birinci anlamı kadimin, eskinin zıttı olan yeni demektir. Yeni. Kadimin, eskinin zıttıdır. Hadis dendiğinde yeni demektir. İkincisi, bu sözcük söz, konuşma anlamına gelir. Şu anda benim yapmış olduğum konuşma gibi söz ve konuşma anlamına gelir. Beşeri, insani söz, insan sözü, beşeri söz anlamına gelir. Konuşmadır. Ama bu sözün Kur'an-ı Kerim'deki kullanımlarına baktığımızda hem insan sözü anlamında kullanıldığını görüyoruz. Mesela ayette la yefkahune hadisa diyor. La yekadune yefkahune hadisa, pardon. La yekadune yefkahune hadisa. Neredeyse sözden, konuşmadan bir şey anlamayan bir topluluktan bahsediyor Kehf suresinde. İnsan sözü anlamına gelir.
Bu sözcüğün lügat anlamında şu anlama da dikkatimizi istirham etmek istiyorum. Bu anlam Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kelamı, vahiy anlamında da kullanılmıştır. Kur'an bu sözü, çünkü Allah'ın kelamı da bir hitap, bir söz olarak Resulullah'a indiği için Kur'an'da Allah'ın sözü, Allah'ın kelamı anlamında kullanılmıştır. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا Kim Allah'tan daha doğru sözlü olabilir? Hangi söz Allah'ın sözünden daha doğru olabilir? Diyor Kur'an. Yine müşriklerin vahye şaşkınlıklarını anlatırken اَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يسِ تَعْجَبُونَ diyor. هَذَا الْحَد۪يسِ Bakın bu söz, bu kelam, bu vahiy, هَذَا الْحَد۪يسِ Bu söz vahiy anlamında, yani kelami ilahi, ilahi kelam anlamında Kur'an hadisi Allah'ın kelamı anlamında kullanıyor. Aynı zamanda yine Kur'an'da gördüğümüzde sözlük anlamda, sözlük anlamı itibariyle eskilere ait haber, eskilerden intikal eden, eskilerden aktarılan rivayet manasına, ki biz bunu kavramsal anlamı üzerinde epeyce ele alıp duracağız. Rivayet, aktarılan söz, söz anlamında Kur'an kullanmış. Hel etake hadisu Musa diyor mesela. Hel etake hadisu Musa. Evet. Bakın hadis-i Musa, Musa'nın haberi. Musa'yla ilgili haberler, rivayet, anlatı sana ulaştı mı, geldi mi diye ayetin ifade ettiğinde hadis burada da geçmişten aktarılan, geçmişten gelen bir haber, bir rivayet, bir aktarım olarak lügat anlamında kullanılmıştır. Sözlük anlamları bu olan hadis kelimesi özel bir ilim dalı olan hadis ilminde kendine özgü bir kavramsal anlamla, şimdi şu kavramsal anlamla onu anlamlandıracağız ve karşısına yazacağız ve artık hadis bu anlama gelir diyeceğiz. Ve bu anlam bizim için son derece önemli. İşte bu kavramsal anlamını belirledikten sonra onun tarihini de belirlemiş olacağız. Tarihini de belirleyeceğiz. Peki kavram olarak hadis ne demektir? Bunu ders kitabı olarak benim hadis tarihi ve usulü kitabımda eğer bu derslere takip ediyorsanız elinizde olur, onu da konu konu, çünkü ben oradan yapıyorum dersleri, okursanız bu tariflerin, bu tanımların orada da olduğunu göreceksiniz ve hem kitap hem bu dersler birlikte yürütülürse son derece faydalı olacağını da düşünüyorum. Yapmış olduğum kavramsal tanım, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın, Hazreti Muhammed'in peygamber vasfıyla, peygamber sıfatıyla söylediği sözdür. Evet. Söz anlamını, bakın, lügat anlamını koruyor ama onu özel bir anlama taşıyor. Özel bir anlama. Artık ne Allah'ın kelamının adı, ne herhangi bir insan, beşerin
sözünün adı ne de geçmişten gelen herhangi bir anlatının adı değil hadis artık. Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın peygamber vasfıyla diyoruz. Şimdi mantıkta bir tanım yapılırken tanımın bazı unsurları bazı şeyleri dışarıda bırakmak içindir. Peygamber vasfıyla diyoruz çünkü peygamber olmadan önceki konuştukları, söyledikleri hadis değildir. Risaletinden sonra peygamber vasfıyla Allah'ın elçisi sıfatıyla söylediği sözleri hadistir. O halde bu tanıma göre hadisi kavramsal olarak bu şekilde tanımladıktan sonra şimdi bu çerçevenin içine yeniden dönecek olursak hadisin tarihi ne zaman başlamış olur? Risaletle başlar. Hazreti Peygamber madem ki hadis onun peygamber vasfıyla söylediği sözdür, o halde peygamberlik ne zaman başlamışsa hadisin tarihi de o zaman başlamış olması gerekir. Şimdi 610 tarihi hadisin başlangıç tarihidir. Hadisin başlangıç tarihi. 632 tarihi de bitiş tarihidir. Artık bu tarihte Allah Resulü vefatından önce mübarek dudaklarından ne dökülmüşse söz olarak o son hadistir. Artık hadis bitti. Demek ki bizim bir kavram olarak tanımladığımız hadis kavramının içeriğine uygun olan sözlerin tarihte vuku bulma, ortaya çıkma, gerçekleşme imkanı 23 yıldır. Şimdi bu 23 yıl içerisinde Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerini bu kavram üzerinden ele alacak olursak, buraya Hazreti Peygamber'in mübarek sözlerini dinleyen sahabe neslini koyuyorum. Onun hadislerini dinleme bahtiyarlığına erişen nesil olarak sahabeyi koyuyorum. Ve A sahabisi, B sahabisi, C sahabisi, D sahabisi diye sahabilerimiz olsun. Şimdi bu sahabilerden A sahabimiz Hazreti Peygamber'den onun mübarek sözünü bizzat işitti, bizzat dinledi. Kendi kulağıyla bizzat dinledi. İşte değerli izleyenler, hadis usulümüzün en temel birinci kavramı olan hadisin şu tanımladığımız Hazreti Muhammed'in peygamber vasfıyla söylemiş olduğu sözdür dediğimiz tanım bu A sahabesi için geçerlidir ve biz buna mutlak hadis diyeceğiz. Mutlak hadis. Mutlak hadis demek peygambere aidiyeti %100 olan, kuşkusuz olan, peygambere ait oluşunda asla tereddüdün olamayacağı peygamber sözü demektir. Ki birazdan bu mutlak kavramın üzerinde de durup mutlak sözcüğünün nasıl anlamamız gerektiğini, hadis kavramının önüne mutlakı hangi amaçla, hangi anlamda koyarak kullandığımı izah etmeye çalışacağım. Çünkü değerli izleyenler, bu dersimizde ele alacağım hadis usulünün ana ve temel kavramları diye belirttiğim temel kavramların hemen hepsi benim kendi usulü anlayışıma, metodoloji anlayışıma bağlı geliştirdiğim kavramlardır. Bu kavramların genelde hadis tarihi ve usulü kaynaklarında
yer alan kavramlardan ne bakımdan farklı olduğu, farklılığının gerekçelerinin ne olduğu hususunda üzerinde duracağım. Çünkü bir önceki derste bu derslerin bir taraftan hadis tarihi ve usulüne ilişkin geleneksel temel bilgileri sunmasının yanında aynı zamanda bir eleştirel hadis tarihi ve usulü dersleri olduğunu ve bu eleştirel özelliğinin üzerinden de bazı önerilerinin de olacağını söylemiştim. Çünkü sadece eleştiri bilimsel bir yaklaşım değildir. Eleştirilen her hususa alternatif sunulması, bir öneride bulunulması akademinin ve akademisyen olmanın bir gereğidir. Bunu da inşallah bu derslerde ortaya koymaya çalışacağım. Şimdi demek ki bir sahabi Hazreti Peygamber'den bizzat onun mübarek sözünü işitirse, o işitmiş olduğu bu sözün Hazreti Peygamber'e ait olduğundan asla kuşku duymayacağı için şu anda benim bu konuşmalarımda dinlemiş olduğunuz sesin bana ait, ifadelerin bana ait olduğunda kuşku duymayacağınız gibi, bundan emin olduğu için buna mutlak hadis, %100 Hazreti Peygamber'e ait hadis diye bir kavramsal ifade kullandım. Şimdi bu A sahabisi Resulullah'tan bizzat işittiği bu sözü diyelim ki akşam C'ye aktardı. Bugün Resulullah şöyle buyurdu diye aktardı. Bakın aktarırken A, C'ye bunu aktarırken Kale Resulullah diye aktaracak. Kale Resulullah. Allah Resulü şöyle buyurdu diye aktaracak. Hani hatırlarsınız, çok meşhurdur çünkü bu. Hazreti Ömer komşusuyla anlaşıyor. Her birinin kendine göre dünyevi meşguliyetleri var. Komşusuna diyor ki, bir gün sen Resulullah'la beraber kal, onun mübarek sözlerini dinle, akşam bana aktar. Öbür gün ben dinleyeyim, sana aktarayım. Bakın adı üstünde aktarayım diyor. Ve nitekim böyle yapıyorlar. Ve işte aktarırken Kale Resulullah diye aktarıyor. Şimdi bu da tam burada Kale Resulullah dediğimizde karşımıza çok önemli bir unsur çıkıyor. A, bu pek iyi görünmüyor, rengi değiştirecek müsaadenizle. A, Resulullah'ın sözleri, işitilen sözler mana ile aktarılır. Mana ile aktarılır. Yani birebir kimse birinden dinlediği şeyleri onun sözleriyle birebir aynı aktaramaz. Çünkü kimsenin hafızası kayıt cihazı değil. Mana ile aktaracak. Yani şöyle buyurdu diyecek, içeriği, muhtevayı, anlamı aktaracak ama kendi cümleleriyle, kendi sözleriyle aktaracak doğal olarak. Bu önemli bir şey. Bu önemli bir şey. Hazreti Peygamber buyurdu diye anlatacak ama kendi sözleriyle anlatacak. Ama tabii kendi sözleriyle anlatıyor demek, o sözlerin içerisinde Resulullah'a ait hiçbir kelime, hiçbir cümle yok anlamına gelmez elbette. Belki büyük oranda aynı kelimelerle de aktarabilecek. Kısa şeyler olursa %100'üyle aynı anla aktarabilecek. Konuşma uzunsa, genişse ona göre bu birebir efendim uygunluk değişebilecek doğal olarak. Hepimiz için bugün de böyledir. İkincisi, burada artık Hazreti Peygamber'in mübarek sözü rivayet olmuştur. Rivayet.
şu anlamda, dördüncü anlamda rivayet olmuştur. Yani artık Hazreti Peygamber'in sözü aktarılan bir şey olmuştur. Hadis, hadis rivayet oldu. Yani şu hadis kavramı, bakın, rivayet oldu. Bu son derece önemli bir husustur. Temel kavramların anlaşılması, temel kavramları doğru anlayarak derslerimizde ilerlememiz bir zorunluluktur, kaçınılmaz bir durumdur. Derslerin anlaşılırlığı ve verimliliği açısından da bir gerekliliktir. Peki, daha Hazreti Peygamber hayatta ama onun mübarek sözleri rivayete dönüştü bakın. Rivayet oldu. Peki, A, onun mübarek sözleri manasıyla aktarıldı demek, mutlaka yazmalıyım. Demek lafızlar kısmen de olsa değişti demektir. Kısmen de olsa değişti. Az ya da çok bir değişiklik oldu. Lafızlarda bir değişiklik oldu. Bu iki unsurun zorunlu sonuçları bunlardır. Eğer bir şey manasıyla aktarılıyorsa, lafızlarda kısmi bir değişikliğin olması kaçınılmazdır. Bu bir. İki, bir şey rivayet olmuşsa, rivayet olduğu andan itibaren bir aidiyet problemi, sorunu ortaya çıkar. Yani aidiyet sorunu ne demektir? Hadis usulü açısından yazarsak, kavram olarak yazalım, sahihlik sorunu ortaya çıkar. Sahih olup olmama. Tabi burada biz sahabe dönemini daha hep konuştuğumuz için ve sahabe güvenilir olduğu için böyle bir sahih olup olmama sorunu söz konusu olmayabilir. Ki ilerleyen derslerimizde orada da bazı problemlerin olduğunu sahihlik açısından onu konuşacağız inşallah ilerleyen derslerimizde. Ama burada kısaca ve çok özet bir şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Rivayet dendiğimizde rivayet doğası gereği aktarılan bir şey doğası gereği aidiyet sorununa tabidir ve sahih olup olmama problemi rivayetin kaçınılmaz vasfıdır. Bir şey rivayetse sahih olup olmama onun vasfı özsel vasfı vasfı hakikisidir. Dolayısıyla sahih de olabilir. Olmaya da bilir demektir. Şimdi burada şemayı yenileyeceğim aşağıda. Bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Ve bu mutlak sözcüklerini izah etmeye imkan vermesi bakımından şemanın biraz yenilenmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hazreti Peygamber'in risaletiyle başlatmış olduğumuz hadis tarihinin bu çerçevesini yeniden çizelim. 610 ve 632 yıllarında Hazreti Peygamber'in risaletiyle başlayan hadisin tarihi, sahabe nesline mübarek sözlerini söylüyor. A sahabimiz var, B sahabimiz, C ve D sahabimiz var. A sahabimiz, sahabi bizzat dinliyor. Bunun adı mutlak hadisti. A, B'ye aktarıyor. Buna mutlak rivayet diyeceğim. Şimdi de bundan sonraki hemen her dersimize bakabilirsiniz.
Artık sıklıkla çizeceğim ve muhtemelen sizlerin de ezberleyeceği bir şemamızı çizmek istiyorum. Bu şemamızı bu eserin sahibi, eser sahibi muhaddise kadar çiziyorum. Hatta bunu her zaman çizeceğim formatta çizeyim. Daha anlaşılır olsun. Hazreti Peygamber'den sonra yaşayan neslin adı sahabidir. S harfiyle gösteriyorum. Ondan sonra yaşayan neslin adı tabiindir. T ile gösteriyorum. Bir sonraki neslin adı tebe-i tabiindir. 2T bir büyük küçükle gösteriyorum. Sonraki nesil ravidir. Sonraki nesil bir ravimiz daha var. Sonra da muhaddisimiz var. Muhaddis. Bu da şu eserin sahibi muhaddisimiz var. Doğal olarak sahabi Hazreti Peygamber'den işitmiş olduğu ya da birbirlerinden işitmiş oldukları Allah Resulü'nün mübarek sözlerini tabiiye aktaracak. Tabii, tebe-i tabiiye aktaracak. O bu raviye, o buna, o da muhaddise aktaracak. Muhaddis de rivayetleri eserine aktarıp yazarak bizlere aktaracak. İşte değerli izleyenler, Allah'ın Resulü'nün hayatında iken mutlak rivayete dönüşen hadis hadis artık şu safanın tamamında mutlak hadis olmaya devam edecek. Pardon, mutlak rivayet olmaya devam edecek. Hangi nesil hangisine aktarırsa aktarsın, aktarılan şey rivayettir ama mutlak rivayettir. Ne demek mutlak rivayet? Hemen yukarıda görüyorsunuz. Sahih olup olmama problemi söz konusu olan aktarılan şeydi rivayet. Birazdan onun da tanımını yazacağız. Şimdi bir kavram daha kaldı. Onu ele alacağım. Onun da adını koyduktan sonra bu mutlak sözcüklerini izah etmeye ve bu sözcüklerin rivayet ve hadis kavramlarına katmış olduğu anlamı ve anlamın çerçevesini belirlemeye inşallah gayret edeceğim. Muhaddisi özellikle eser sahibi olarak burada resmetmemin sebebi, nesillerden nesillere aktarılan rivayetler nihayet alanının uzmanı olan muhaddisler tarafından incelenerek, buraya bu tabire dikkatinizi istirham ediyorum, incelenerek, araştırılıp tahkiki yapılarak sahih olduğu kanaatiyle, bakın sahih yazıyorum, sahih olduğuna muhaddis kanaat getirip ben bu rivayetin sahih olduğunu düşünüyorum diye zannı galip. Biz bu zannı galibe terminolojimizde, yani usul terminolojisinde içtihat diyoruz. Yani muhaddis bir rivayetin sahih olduğuna kanaat getirir, içtihat ederse. Ne demek sahih olduğuna kanaat getirip içtihat etmek? Yani bu sözü Hazreti Peygamber söylemiş olabilir. Benim araştırmalarımın sonucu bunu gösteriyor derse. Ve bunu da eserine alır, bize naklederse, işte onun
eserine almış olduğu, buraya koymuş olduğu bu rivayet. Bu rivayet, eserine aldığı bir rivayet artık rivayet olmaktan çıkar. Neden? Çünkü muhaddisin içtihadına ve zann-ı galibine göre bu hadistir. Ama ben buna içtihaden hadis diyorum. İçtihaden. Yani hadis oluşunu, hadis neydi? Hazreti Peygamber'in sözü. Hazreti Peygamber'in sözü olmasını neye borçlu? Muhaddisin içtihadına. Peki aslı ne? Rivayet. Bakın aslı ne? Rivayet. Rivayettir. Ama neden artık rivayet demiyoruz da hadis diyoruz? Çünkü muhaddis uzmanlığı gereği yapması gereken araştırmaları yaptı, incelemeleri yaptı ve bu rivayet Hazreti Peygamber'in sözü olabilir sonucuna ulaşınca onu alıp eserinde bize nakletti. İşte eserinde bize nakledilen bu rivayet artık hadis oldu ama içtihaden hadistir. İçtihaden hadis sözcüğü çok önemli. Bundan sonraki derslerde sürekli kullanacağız. Çünkü başka bir muhaddise göre de bu rivayet peygambere ait görülmediğinde yine rivayet olarak kalacak ve hadis olamayacak. Demek ki mutlak rivayet olarak ifade ettiğimiz şu malzeme, rivayet malzemesi, konunun uzmanı muhaddisler tarafından Hazreti Peygamber'in sözü olarak görülür ve bunlar Allah Resulüne isnat edilirse içtihaden hadis oluyor. Görülmezse rivayet olarak kalıyor. Mutlak rivayettir. Peki efendim, o zaman şimdi tam da şu mutlak sözcüğünün ne anlama geldiğini konuşmamız gerekecek. Mutlak nedir? Evet, mutlak bir şeyin bölünmemiş, parçalanmamış, herhangi bir özelliğiyle, sıfatıyla tayin edilmemiş, belirlenmemiş, adeta dokunulmamış hali demektir. Saf hali demektir. Ya da bir şey neyse o hali demektir. Bir anlam neyse o anlamın tümü demektir. Örneğin şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bu örnek üzerinden devam edeceğim. Bu örnek bize hem mutlak sözcüğünün anlamını daha iyi anlamamızı sağlayacak, hem de diğer karşılaştıracağımız kavramlarla aralarındaki farkı görmemizi kolaylaştıracak. Şu dairenin bir A dairesi olarak bu şekliyle zikri mutlaktır. A kümesi, A dairesi bu haliyle mutlaktır. Ama biz bu dairenin içinden şu kısmını bölersek artık bu dairenin
ister bu bölünen kırmızıyla işaretlediğim bu kısmı olsun, ister şu dışarıda kalan kısmı, şu kısım olsun, bu burası da mukayyet olur. Mukayyet. Arapçasında yazalım. Mukayyedun. Mukayyet olur. Yani mukayyet sınırlanılmış, çizgi çizilmiş, sınırlanılmış, bölünmüş, ayrılmış demektir. Mutlaksa bölünmemiş, parçalanmamış demektir. Bu itibariyle mutlak dediğimizde başka herhangi bir şeyle ilişkilendiremeyiz. Başka herhangi bir şeyle bağlandıramayız. Onu sınıflandıramayız. Efendim, bir özelliğiyle zikredemeyiz. Daha anlaşılır olması bakımından şöyle bir örnek verelim. Bu kümemiz insan olsun. İnsan kümesi olsun. İnsan dedik. İnsan dediğimizde bunu mutlak olarak, bakın, mutlak olarak zikrettik. İnsan dedik. Bu insan sözcüğü mutlak olduğunda tüm insan olanları içine alır ve hiçbirisi bu dairenin dışında kalmaz. Tüm insanları kapsar. Ama biz şu kırmızıyla işaretlediğimiz kısma iyi insanlar, diğerlerine de kötü insanlar, gerçi bu şık bir şey olmadı. Çünkü kötü çok, iyi az gibi oldu. Gerçi dünyanın hali biraz öyle gibi ama ben öyle bakmıyorum. Ben iyinin çok, kötünün az olduğu kanaatindeyim. Kanaatimi pek yansıtmadı bu ama bir örnek olsun diye. Evet, ben iyi insanların çok, kötülerin az olduğu kanaatindeyim gerçekten. Ama kötülük etkileyici olduğu için daha çok görülebiliyor da güzellik, iyilik görülmeyebiliyor bazen. Neyse, oraya girmeyelim. Ama bir fikir vermesi bakımından. Bakın, artık insanları, insanı, mutlak olarak insanı, tüm insanları içine alan daireyi böldük iyi ve kötü diye. Artık iyi de mukayyettir, kötü de mukayyettir, mutlak değildir. O halde bizim hadis usulünün kavramları olarak mutlak hadis dediğimizde, bu mutlak sözcüğünü hadisin önüne ben neden ekledim? Çünkü mutlak hadis dediğimizde yukarıda yapmış olduğumuz usulün kavramla ilişkisini konuştuk ya ilk derste. Kavram ne kadar önemli? Hadis kavramını tanımladık burada biz. Hadis kavramını tanımladık. Dedik ki hadis, Hazreti Muhammed'in peygamber vasfıyla söylediği sözdür. Çerçeveyi çizdik. Öyle bir çerçeve çizdik ki, tekrar aşağıya inelim. Affedersiniz. Öyle bir çerçeve çizdik ki bu çerçevede Hazreti Peygamber'in peygamberlik vasfıyla söylediği sözleri diye hadisi tanımlayınca, bu daire onun peygamberlik öncesi sözlerini dışarıda nasıl bıraktıysa, peygamber olmadan önce de konuşuyordu ama onlar hadisteydi. Nasıl onları dışarıda bıraktıysa mutlak ifadesi, aynı şekilde Hazreti Peygamber'in dışında söz kimin olursa olsun, kime ait olursa olsun, onun sözleri için de hadis denmeyeceğini dışarıda bıraktı. Ve bir hadis usulü kavramı olarak mutlak hadis dediğimizde, bundan sadece ve sadece Hazreti Peygamber'in sözünü anlamamız gerektiğini bize ifade etti.
Yani biz artık mutlak hadis dediğimizde bundan sadece ve sadece Hazreti Peygamber'in sözünü anlayabiliriz. Bir hadis usulü kavramı olarak konuşuyoruz ve usul kavramlar üzerine oturur dedik. Ve bunu netleştirmemiz lazım. Başka birisinin sözü anlamına gelemez. Geldiğinde bu kavram değişir, başkalaşır, kavram olmaktan çıkar. Ha, lügat anlamında kullanıyorsanız kimse bir şey demiyor. Ama bir usul kavramı, bir metodoloji, özellikle de hadis ilminde bir kavram olarak kullanıyorsak, bunun sadece Hazreti Peygamber'in sözleri anlamına gelmesi zorunludur. Böyle olunca mutlak hadis dediğimizde, bundan bakın burası çok önemli, bundan sadece ve sadece sahabinin bizzat Hazreti Peygamber'den duyduğu sözün adıdır. Çünkü bu mutlak hadis Hazreti Peygamber'e %100 aittir. Daha sonra bu aktarılanlar artık onlar rivayet oldu. Şimdi buna neden mutlak rivayet dedim? Çünkü mutlak rivayet dediğimizde yine şöyle bir daire çizelim. Böyle bir daire çizelim. Bu daire sahabinin sahabiye aktardığını da içine alır. Şu rivayeti de içine alır. Sahabiden tabiine, tabiinden tebe-i tabiine, daha sonraki nesillere ve nihayet muhaddise kadar aktarılanların da tamamını içine alır. Onun için buna mutlak rivayet diyoruz. Bakın. Mutlak rivayet. Rivayet olması bakımından hepsini içine alır. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Mutlak rivayet dediğimizde mutlak hadis dışarıda kalır. İçtihaden hadis dışarıda kalır. İçtihaden hadis artık rivayet değildir. Muhaddisin içtihadına göre hadistir. Sahabinin bizzat duyduğu da mutlak hadistir. Zaten %100 Hazreti Peygamber'e ait hadistir. Bu iki kavramın dışında kalan tüm süreçlerde konuşulanın adı rivayettir. Mutlak rivayettir. Onun için mantık ilminde şöyle önemli bir ilke vardır. Tanımla ilgili. Onu yazmak istiyorum. Bir tanım. Efradını cami, ayarını da mani olmalıdır. Bu bir tanımın geçerliliğinin şartıdır. Bu bir tanım değil. Tanımın geçerliliği şartıdır. Efradını cami demek, gördüğünüz üzere neden sildi? Efradını cami demek burada mutlak rivayetin içine girenlerin hepsi girecek. Ağyar da hariç ötekiler demek, kendisinin dışında kalanları da dışarıda bırakacak demek. Böylece bakın mutlak rivayet dediğimizde mutlak hadisi dışarıda bıraktı. Çünkü mutlak hadis artık rivayet değil. Onu bizzat Allah Resulü'nden kendisi duyuyor sahabinin. İçtihaden hadiste artık rivayet değil. Neden içtihaden hadis rivayet değil? Çünkü muhaddis artık onun Hazreti Peygamber'e ait olduğuna içtihad etti. İçtihad ettiğine göre artık onun için o rivayet değil. O peygamberin sözü. Kime göre ama? İçtihatta bulunan muhaddise göre böyledir. Şimdi değerli izleyenler, bugünkü dersimizde ele almış olduğumuz üç kavramı
temel kavramlar. Belirleyelim. Bir, mutlak hadis. İki, mutlak rivayet. Üç, içtihaden hadis. Üç temel kavram öğrendik. Bu üç temel kavram bundan sonraki birinci düzey hadis tarihi ve usulü derslerimizin tamamında kullanacağımız en temel kavramlar. Ve bu kavramların zihnimizde çok net bir şekilde yerleşmesi ve anlaşılması gerekiyor. Şimdi bu öğrenmiş olduğumuz hadis usulünün temel kavramları olarak bu üç kavram üzerinden ders başlığımıza yeniden dönelim. Dersin ana başlığına yeniden dönelim. Şimdi hadis tarihinin safhaları ve hadis usulü diyeceğiz ileride de. Artık bunları da düzeltmeye başlıyoruz ve düzelterek söyleyeceğiz. Hadis tarihinin ana safhaları değil, doğrusu rivayet tarihinin ana safhalarıdır. Bizim geleneksel olarak kullanmış olduğumuz bu sözcüğün de kastedilen rivayettir. Doğru kullanımı da budur. Hadis, Hazreti Peygamber'in peygamberlik vasfıyla bakın tanım yaptık. Yapmış olduğu sözleridir. Onun tarihi ana safhası falan olmaz. Onun usulü de olmaz. Yani şu mutlak hadis, şunun sahabinin bizzat Hazreti Peygamber'den işittiği bu hadis dediğimiz bu zaten. Mutlak hadis bu. Onun ne usulü olur ne de tarihi olur. Tarihi söyledik 610 ile 632 yıllar arasında Hazreti Peygamber hayattayken, canlı kanlıyken mübarek sözlerine hadis diyoruz. Bizim derslerimizin, haftalar boyu sürecek olan derslerimizin tamamında ele alacağımız konu rivayettir. Onun için doğru ad rivayetin tarihidir, rivayetin usulü. Aşağıdaki kavramlara inerek bunu netleştirelim. Netleştirelim. Burada yazalım. Demek ki değerli izleyenler, bu kavramlar çerçevesinde rivayet tarihinden söz ediyoruz ve yine rivayet usulünden söz ediyoruz. Yani hadis usulü değil, rivayet usulüdür. Hadis tarihi değil, rivayet tarihidir. Doğrusu budur. Efendim hocam, hadisle de biz zaten rivayeti kastediyoruz. Olmaz. Çünkü metodolojide, usulde kastımız ile kastımızı yansıtan lafzın birbirine mutabakatı zorunludur. Onun için mantık ilminde bir lafzın manaya delaletinin üç yolu vardır. Buraya da yazalım onu. Mantık ilmi. Lafız. Bir lafız manaya üç yönden delalet eder. Mutabıki olarak delaleti vardır. Tazammuni delaleti vardır.
lazımi delaleti vardır. Bizim kastettiğimiz mutabıkidir. Bir kavram, bir lafız, bir kavram, hadis diyoruz örneğin. Bu kavram olarak anlamına bütünüyle, %100 olarak tamamıyla uyumlu olmalıdır. Mutabıki mana dediğimizde. Ne eksik ne fazla. Öyleyse ben hadis diyorum ama rivayet kastediyorum olmaz. Rivayet diyorum ama hadis kastediyorum olmaz. Usulde olmaz. Metodoloji bu tür müphemliklere izin vermez. Usulün ve metodolojinin önemi netliğindedir. Onun için mantık ilmi usulün temelidir ve İmam Gazali mantık bilmeyenin ilmine itibar olunmaz demesinin sebebi ve mantık ilmini ilmul mantık meyarul ulum, mizanul ulum diye tabir etmesi, ilimlerin ölçüsü mihengi olarak mantığı sunması da bundan geliyor. Çünkü bir kimse mantık bilecek ki doğru tanım yapabilsin, kavramı doğru anlasın, kelimeleri doğru kullansın, ilkeleri doğru vaz edebilsin ya da onları doğru anlayabilsin. Ve onun için büyük usulcülerimiz, kendisi Gazali'de dahil olmak üzere, yazdıkları tüm usul eserlerinin girişinde önce mantık ilminin usulle ilişkisine yönelik oldukça yeterli bir malumat verdikten sonra konulara geçerler. Şimdi biz burada sadece konumuzu ilgilendirmiş olması bakımından bunları söyleme ihtiyacı hissettim, söylüyorum. Yeri geldikçe de bu tür ilişkilendirmeleri yapmaya devam edeceğim. Onun için doğrusu rivayetin tarihidir, hadisin değil. Bizim erken dönem ulemamız da yazdıkları eserlerde bu inceliğin farkındadırlar ve buna dikkat etmişlerdir. Hatib el-Bağdadi'nin ünlü eseri, usule dair yazmış olduğu usule dair çok önemli eseri El-Kifaye fi ilmi rivayetir. Bakın, ulema bunun farkında. Daha sonraki dönemlerde maalesef bu farkındalık kaybolmuş, kavramlara yapılan vurgularda problemler ortaya çıkmış. Bu itibarla merhumun eseri El-Kifaye yeterlilik fi ilmir rivaye. Bakın, ilmil hadis değil. Fi ilmir rivaye. Rivayet ilminde. Rivayetle ilgili ilgide yeterlilik. Rivayettir konu. Bu itibarla şu üç kavramı dinleyenler açısından netleşmesi bakımından örneklendireceğim kısaca müsaadenizle. Mutabiki anlam bir sözcüğün, lafzın manaya bütünüyle delaletidir. Mesela insan düşünen varlık dediğimizde, el insanu hayvanun natık dediğimizde mutabiki manadır. Çünkü İnsan lafzıyla, insan lafzının taşıdığı mana birebir aynıdır. Ama tazammuni mana, bazen sözcükler mürekkep olurlar. Mesela Eskişehir'de olduğu gibi. Eskişehir, iki kelime de mürekkeptir. Eskişehir aslında bir ilin, bir il adıdır. Bir il adı. Ama eski ile şehir kelimelerinden olduğu için eskinin, şehrin ayrı ayrı anlamları vardır. Onun için de sözcük kendi içinde tazammuni, başka anlamları da tazammun eder. İçermektir tazammun. Tazammana ya tazammenu, içermektir. Tazammun eder. Lazımi mana da bir sözcüğü söylediğinizde o sözcük doğrudan o anlamla herhangi bir ilişkisi yoktur ama öyle bir anlam var ki o sözcükten ayrı da değildir. Örneğin mesela insan dediğimizde, İnsan dediğimizde insan sözcüğünün lazımi manası
insanda bil kuvve bulunan, örneğin gülmek özelliği, öğrenme, yazma özellikleri gibi. İnsan dediğimizde insan sözcüğünün gülmeyle ne alakası vardır mana itibariyle? Ama insanın lazımı, yani ondan ayrılmayan bir vasfı ve özelliği olduğu için bu anlamları da insan sözcüğü kendisinde anlamının ayrılmaz bir delaleti ve işareti olarak bu manaları da taşır. Buna da mantıkta lazımi mana denir. Ve biz usulcüler olarak, usulle meşgul olan insanlar olarak bu ikisiyle değil, şu birinciyle mutabıki olan anlamla ilgileniriz. Çünkü diğerleri başka sanatların işidir. Başka sanatlarda onlar daha yaygın kullanılır ama usulde bir kavramın anlama delaletinin mutabıki olması zorunludur. Aksi takdirde kavram kargaşasına maruz kalırız ve bu kavram kargaşası bizi usulde çok sıkıntılı noktalara götürebilir ve problemlere neden olur. Bu itibarla bundan sonraki ele alacağımız her dersin başlığında geleneksel olarak ifade edilen cümleyi yazacağım ve her zaman bu tashihimi de yapmayı sürdüreceğim. Örneğin mesela hadis tarihi dediğimizde diyeceğim ki hadis değil, rivayet tarihi. Bu rivayeti sürekli hadisin altına yazacağım ki zihinlerimize iyice kazınsın ve bundan sonra bu doğru tabirleri kullanalım. Rivayet tarihinden söz ediyoruz. Hadis tarihi değil. Rivayet usulünden söz ediyoruz. Hadis usulü değil. Hadis usulü doğru bir ifade değildir. Usulül hadis değil. Usulür rivayedir. Evet. Usulür rivaye. Bu konunun, bu hususun umarım zihinlerinizde netleşmiştir, netleşmiş olduğunu düşünüyorum. Böylece bugünkü hadis tarihi dersimizde en başa dönecek olursak, en başa dönelim. Ana safhalarını ve temel usul kavramlarını göreceğiz demiştik. Ama temel usul kavramlarını ele almamız ve temel usul kavramlarının detaylarına ilişkin üzerinde durmam gereken noktalara girince hadis tarihinin ana safhalarına hiç giremedik doğal olarak. Şimdi burada kalmamız gerekiyor çünkü yorulduğunuzu tahmin ediyorum. Hadis tarihinin ana safhalarını bir sonraki derste işleyeceğiz ama bundan sonra çok çok affedersiniz. Bu kavramları doğru kullanmak adına rivayet tarihinin ana safhaları diye devam edeceğiz. Sesim de bana sinyal veriyor. Burada kalmamız gerektiğini söylüyor. Efendim, umarım yararlı olmuştur. Hepinize tekrar hürmetlerimi arz ediyorum. Bunların üzerine düşünmenizi, kitapla birlikte bunları yeniden değerlendirmenizi, bir sonraki derste kaldığımız yerden devam etmek üzere ve buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim. Teşekkür ederim hepinize.